Sevgili Gazete TV izleyen birinci gündemiz bizlerin program konu Mersin Güzellik Uzmanları Eğitim Derneği Başkanı Nazan Aslan. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Nazan Aslan'la güzellik uzmanlarının sorunlarını dernekleri hakkında bilgi alacağız. Ve tabii Şansiyener Expo'dayız, Mersin'deyiz. Fuarla ilgili görüşlerini alacağız çünkü fuarın ev sahiplerinden, paydaşlarından biri de Mersin Güzellik Uzmanları Eğitim Derneği. Öncelikle Nazan Aslan kimdir? Diyenlerimiz için kendisinden bahseder misiniz? Tabii. Beni davet ettiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Nazan Aslan ben. 26 yıldır sektördeyim. Güzellik uzmanı olarak inanılmaz mücadeleci ruhumla elimden geldiği kadar sektörün zorluklarıyla savaşıyorum diyeyim. Mersin Güzellik Uzmanları Derneği olarak da yeni, daha çiçeği burnunda bir derneğiz. Dernek olarak da özellikle ne zaman kuruldu derneği? Şubat ayında resmi prosedürleri tamamladık. Şu anda 8 aylık diyelim ama aslında 6 aydır sürece başladık. Burada da meslektaşlarımdan, yol arkadaşlarımdan diyeyim daha doğrusu, hiç ego olmadan birbirimizi destekleyerek biz sektörde neler yapabiliriz? Bilmediklerimizi öğrenmek, bildiklerimizi de öğretmek amaçlı Eğitim Derneği adı altında bilgi ve deneyimlerinizi paylaşmak amaçlı kurduk. Sektörde çünkü biliyorsunuz ki zorlukları çok yaşıyoruz. Evet. Pandemi süreciydi, pandemiden sonra toparlanmaydı. Özellikle vatandaşın tepkisi, aklının karışması, yani gideyim mi gitmeyeyim mi, bu konularda aynen çok büyük sıkıntılar yaşandı bizim sektörümüzle alakalı. Biz bu konuda dernek olarak meslektaşlarımızı bir arada nasıl tutarız, bildiğimiz yanlışlar varsa öğretmek veya bilmediğimiz şeyler varsa kendi meslektaşlarımızla birlikte nasıl yol alabiliriz, neler yapabiliriz amaçlı çıktı bu dernek. Ve güzel de gidiyor. Evet. Eğitimler hazırlıyoruz, workshopları hazırlıyoruz. Özellikle yeni öğrencilere, meslektaş adaylarımıza biz ne kadar önder olabiliriz, bildiklerimizi nasıl öğretebiliriz diye başladık. Güzel de gidiyor. Peki güzellik uzmanlarının sorunları neler? Bu sorunları dernek olarak yeni bir derneksiniz ama sonuç itibariyle sektörün içerisindesiniz. Sorunların evet. Ne olduğunu biliyor, çözümün de ne olduğunu biliyorsunuzdur. Nasıl bir çözüm üretiyorsunuz? Şimdi ben kendi nacizane tecrübeme dayanarak şöyle söylüyorum. Biz çok zor şartlarda yetiştik. Zor şartlarda derken bir işin fırını vardır ya, fırında pişmeden güzellik uzmanı olmak çok zor. Gerçekten. Bir cildi çok iyi tanıman lazım. Bir teni, bir kaşı, kirpiği, kılı, kıl kökünü çok iyi bilmen lazım. Evet. Yani bir belgeyle yapılabilecek, aynen. Bir belgeyle yapılacak bir iş değil. Çünkü siz insan vücuduyla temas halindesiniz. Bir cilt size geldiğinde neler yapılabilir, hangi protokoller uygulanabilir? Sonuçta o insanın yüzüne dokunuyorsunuz. Bunun için de severek yapmayı ben çok tercih ediyorum. Özellikle öğrencilere veya yeni meslek adaylarına ben hep diyorum, sadece belgeyle iş olmuyor. Gerçekten işinizi severek yapın. Bunun için de dernek olarak tecrübeli arkadaşlarım, tecrübeli hocalarımla birlikte neler yapabiliriz, sektör adına neler yapabiliriz? Gönüllü bir dernek biliyorsunuz. Gönül vermiş insanların tecrübesini buluşturma aslında. Evet. Bunu yapmaya çalışıyoruz. İlk workshopumuzu yaptık dedim ya, daha yeni bir dernek olduğumuz için. İlk workshopumuzda o kadar güzel eğitimler yaptık ki insanların, meslektaşlarımızın daha doğrusu çok hoşuna gitti. Şimdi bana diyorlar, başkanım ne zaman yapacaksınız, ne zaman yapacaksınız?
İnşallah Mersin'de ben inanıyorum ki benim gibi düşünen meslektaşlarımla bir araya geleceğim. Bu bir gönül işi çünkü. Birlikte yol alacağız ve bilmeyen insanlara, daha doğrusu meslektaşlarımıza bu işi öğreteceğiz. Biraz tecrübeyle alakalı. Sektörün sıkıntısı çok büyük. Çünkü seni yakabilirsin. Zaten Bazel'de yaşadığımız en büyük sıkıntı bu. Anladığım kadarıyla donanımlı olmayan, aynen, eğitimli sertifikası olmayan kişiler. Merdiven altı. Evet. Yapan işlemler yapabilirsin ama işte tüm sektörü beraber etkiliyor. Etkiliyor. Güzellik uzmanlığı çok zor bir meslek aslında. Çünkü insanlarla uğraşıyorsunuz. Diplomayla, kendini fırının içinde yetiştirerek, yani tecrübe edinerek geldiğim bir sektörde asla hata yapmasın demiyorum ama hataya meyil vermezsin. O kadar güzel bir sektörümüz var ki, yeter ki şu merdiven altları olmasın. Bizim işimiz çok güzel. Meslektaşlarımız gerçekten güzel insanlar. Mersin'de biz bunları ne kadar bir araya getirirsek, tecrübelerini birbiriyle paylaştırırsak ve akademilerle özellikle birlikte hareket edersek, ki dernek bünyemizde de şu anda akademimiz var. Hem MYK hem MEP onaylı inanılmaz güzel bir akademi. Sadece bir akademi de değil, birçok akademiyle öğrencileri yetiştirerek, meslektaşlarımıza da buluşturarak tecrübelerini fazlalaştırırsak Mersin'de çok güzel şeyler yapabileceğimize inanıyorum ben. İnşallah. Evet, şu an Mersin Siyanar Expo'dayız. Evet. Kozmetik, güzellik ve kişisel bakım ürünleri fuarındayız. Bu fuarın paydaşlarından, ev sahiplerinden biri de sizsiniz. Şu anki katılımı nasıl görüyorsunuz? Beklediği Mersin'in ekonomisini bir katkı sağlayacaktır. Beklediğiniz ölçüde bir gerçekleşiyor. Şimdi biz dernek olarak gerçekten elimizden geleni yapıyoruz. Dikkat ederseniz üçüncü günümüz bugün. Üç gündür sürekli etkinlikler düzenliyoruz. Sürekli insanları bilgilendiriyoruz. Elimizden geldiği kadar CNR firmasıyla, firmalarla sürekli irtibat halindeyiz. Hangi firmaya ne kadar katkı sağlayabiliriz? Aynı zamanda meslektaşlarımıza firmalar açısından da ne kadar indirimli aldırabiliriz? Hangi firmanın ürününü kullandırabiliriz? En azından çünkü hem Mersin'e katkı sağlamış oluyoruz, hem meslektaşlarımıza hem de firmalara katkı sağlamış oluyoruz. Biz firmalarla meslektaşlarımızı CNR sayesinde, etkinliğin sayesinde bir araya getiriyoruz. Bu bizim için de güzel. Hem de bizi tanımış oluyorlar dernek olarak. Bu derneklerinin olduğunu görüyorlar en azından. Bu konuda CNR'a da, bize de bu katkıyı sağladığınız için aynı zamanda size de gerçekten teşekkür ediyorum. Oda başkanlarımıza da ve derneklerimize de, hepsine de teşekkür ediyorum. Burada bir birlik, beraberlik oluştu. Bir kenetlenme oluştu. Hem firmalar, hem dernekler, hem odalar. Bu aslında çok güzel bir şey. Yani Mersin'de daha güzel şeyler yapılabileceğini gösterdi bu fuar bize. Bu ikinci fuarımız. İnşallah 3. 4. 5. fuarlarda yapacağız. Ben inanıyorum ki 3. fuar daha da güzel olacak. Evet. Biraz sanki bir geç kalındı. Aynen. Görüp sonraki aynen fuarlarda o eksiklikleri giderebileceksiniz tabii. Aynen. Ben eksik olarak bakmıyorum. Tecrübe diyorum. Tabii. Burada ne kadar tecrübe edindik? 2. 3. 4. fuarlarda biz daha neler katabiliriz? Bir şey sorun geldiğinde ben sorun olarak bakmıyorum. Biz buna nasıl bir çözümü üretebiliriz? Anında çözüm odaklı baktığımızda aslında. Evet. Mesela dün reklamın eksik olduğunu gördük. Hemen reklamları çoğalttık. Biliyorsunuz her şey sosyal medyada. Sosyal medyaya gruplar olarak, arkadaşlar olarak, dernekler olarak, odalar olarak hızlı bir şekilde giriş yapıldı. Bakın bugün fuar çok güzel. Esnafın da yüzü gülüyor, CNR'ın da yüzü gülmeye başladı. Evet. Dünkü durgunluktan sonra bugün ben bile çok hoşuma gitti. Bakın etkinlikleri doldurduk. Etkinlikler inanılmaz devam ediyor ve halkın, meslektaşlarımızın, esnafın bile ilgisini çekmeye başladı. Hatta ben ne yapıyorum?
Hemen gidiyorum bir firmadan, diyorum ki dernek üyelerine özel veya meslektaşlarımıza özel nasıl bir katkı sağlarsınız, ne kadar indirim yaparsınız? Hemen WhatsApp'lara, işte Instagram'a yükleniyoruz. Arkadaşlar bakın şuradan şu kadar indirim aldık. Hemen bu firmayı takip edin ve indirimlerden yararlanın. Fuarı elimizden geldiği kadar canlandırmaya çalışıyoruz. Evet, teşekkür ederim. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı? Mersin bu gibi etkinliklere aslında aç. Çok güzel bir şehir. Ben bazen küçük İstanbul diyorum. Mersin boş bir şehir değil. Kültürel olarak çok kozmopolit bir şehir. Çok karma karışık gibi görünen bir şehir. Aslında deniz şehri. İnanılmaz sahilleri olan, inanılmaz güzelliği olan bir şehir. Ben Mersinli değilim. Aslında Adanalıyım ama Çukurovalıyım. Ömrüm burada geçti. Mersin'i çok seviyorum. Mersin için yapılabilecek, meslektaşlarım için yapılabilecek her projede gönüllü olarak varım. Ha, bu arada bir şey daha eklemek istiyorum. Dernek olarak biz, özellikle bize dernek olarak ulaşsınlar. Kimsesiz çocuklar olabilir, işte sığınma evleri olabilir, kanser hastalarına işte göğüs ucu renklendirme, saç simülasyonu, kaş, kirpik, bu gibi gönüllü projelerde biz dernek olarak varız. Buradan inşallah sesimizi duyururuz. Bize ulaşsınlar. Bu tür etkinliklerde dernek olarak, bütün dernek üyelerim de diyebilirim, yönetim kurulunda gönüllü olarak var. Çok teşekkür ediyoruz programımıza. Biz teşekkür ederiz. Güzel bir programdı. Elinize, emeğinize sağlık. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenlerimiz, Mersin Güzellik Uzmanları Eğitim Derneği Başkanı Nazan Aslan'la güzellik uzmanlarının sorunlarını konuşup fuardan bahsettik. Bir sonraki konu ve konukla görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.